hoş geldiniz. Yazın ilk CreativeMornings İstanbul buluşmasına. Hava sıcak, herkes yaz zamanı değildi ama hepimizle beraberiz. Eskiler belki hatırlar veya bilir ama şu an sizin eskiden çok CreativeMornings'e katılan yüz görmüyorum. Biz eskiden Avlu'da, olmadı ya da Avlu'da yapardık. Yani 2018'e gelmiyorsun. 2015'ten 2018'e kadar yaptık o. 2018'de yaptık mı hatırlamıyorum. 2018'de olsaydı. Evet. 2015-2017 arası bayağı Avlu'da yaptık. Avlu'da artık yapmamamızın hani birkaç nedeni var. Hem oranın yapısı değişti. Ses çok dağılıyor, sahne düzeniği kaldırıldı. Teknik şey destek alamıyoruz falan derken evimizde, yuvamızda, atölyede neyden yapıyoruz. Ben hızlıca CreativeMornings'le ilgili birkaç yeni gelen bir bilgiyi vereyim. Eskilere de hatırlatma olsun. Çünkü bu sayılar değişiyor her ay. Şu anda 67 ülkede 223 şehirde edisyonları var CreativeMornings'in 2008 yılından beri. 2015 yılından beri de CreativeMornings İstanbul'u düzenliyoruz. Atölyelerin sahipliğinde. Ayda 27.000'den fazla ziyaretçi alıyor CreativeMornings dünyanın her yerinde. Hala ısrarla fiziksel etkinlik, yüz yüze etkinlik yapmaya devam ediyoruz, seviyoruz. Ama bunun yanı sıra etkinliklerimizin hepsi videolarla değiştirilir biçimde CreativeMornings'in sitesine yer alıyor. Orada da 10.000'e yakın bir konuşmayı, 11.2 milyon bir izlenmeyi şu anda bulduk. Bunların hepsine creativemornings.com adresine ulaşabiliyorsunuz her zaman. Şu an 3 tane edisyonla yakın temas ve destek halindeyiz. Bildiğiniz üzere Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşta bizim de CreativeMornings edisyonlarında hem Rusya hem Ukrayna tarafındaki edisyonlarda temaslarımız var. Oradaki yaratıcı insanlara, yaratıcı topluluklara destek oluyoruz farklı şekillerde. Kiev ve Lviv ve Odessa edisyonları bizim de yakın temasta olduğumuz edisyonlar. Noktada savaştan birebir etkilenen edisyonlar bunlar özellikle. Buradaki edisyonların bir gördeki topluluklara nasıl destek oluyoruz? Özellikle oradaki yaratıcı bağımsızların iş yapmalarına, hayatlarını geçindirmelerine destek olarak eğer sizin de yaptığınız işlerde çalıştığınız yaratıcı bağımsızlara ihtiyaç varsa bu ülke, bu şehirlerdeki edisyonlar aracılığıyla doğru kişilere erişebilirsiniz. Bunun için de her zaman bize gelebilirsiniz. CreativeMornings'in konuşmalar dışında bir de Field Trips adını verdiği bir saha gezileri var. Bazılarınız biliyor, belki daha önce katıldınız. creativemornings.com/fieldtrips adresinden de bunlara katılabiliyorsunuz. Bunlar hem fiziksel hem sanal şu anda devam ediyor. İşte yürüyüşlerden, do it yourself session'lara, herhangi bir işte pişirme seanslarından, yoga seanslarına kadar çok geniş ölçekte. Sizin aklınızda veya daha önce yaptığınız bu field trip'ler de varsa, böyle etkinlikler, onları da bize paylaşabilirsiniz. Global olarak bir etkinlik önerisi sunabiliriz İstanbul edisyonu olarak sizle birlikte. CreativeMornings dünyadaki diğer etkinlikler gibi global destekçileriyle, sponsorlarıyla hayata geçen bir etkinlik serisi. Bizim de şu anda bir tane ana destekçimiz var, MailChimp Global'de. MailChimp bizlere her ay
Boyun temasına. Boyun teması Binder'ınız. Az önce edisyonun adını doğru okuduk diye bakıyorum. Chattanooga mıydı? Amerika'nın küçük bir eyaleti Chattanooga edisyon tarafından seçilmiş. Binder'ınız edisyonu. Binder'ınız teması. Biz de Türkçe'ye yaban olarak çevirdik. Açıkçası uzun zamandır içime esinlenen çevirilerden biri oldu. Yaban kelimesi böyle benim sevdiğim kelime. Ne tam varlık, ne tam vardırınız. Böyle yaban, kendine az bir şey de var. Yaban diye güzel bir kitap da var. Bilmiyorum. Yani sana soracağım birazdan ama güzel bir kitap vardı yaban diye. O yüzden yaban teması gelince çok yaban hayatı sevmeyen bir insan olarak yaban hayatı bana enteresan kılan insanlardan biri olan Kerimcan'ı davet etmek istedim. Ben bir şehir insanıyım, kent insanıyım. Sokakları seviyorum, büyük binaları, apartmanları seviyorum. Ama yabandaki heyecanlı hikayeleri de izlemeyi, dinlemeyi, okumayı seviyorum. Onlardan biri de Kerimcan'dı. Kerimcan'la ne zaman nasıl tanıştığımızı hiç hatırlamıyorum. Çok uzun yıllar oldu gerçekten. Ama bir noktada yollarımız kesişmiş yıllar önce. Sağ olsun o da davetimizi kırmadı ve icabet etti diyerek ben buradan sonra topu Kerimcan'a atayım. Teşekkürler diyerek. Senin sunumu da bir şey istiyorsan. Öncelikle hoş geldiniz. Genel olarak epey erken bir saat. Benim için de erken bir saat ama ben böyle denemeleri seviyorum, o yüzden tam bu sefer yapacağım. Genelde böyle söyleşiler öğleden sonra, akşam veya dostluk zamanlarda oluyor. O yüzden katıldığınız için teşekkür ederim. Ben Kerimcan Akduman. Çok kısa bir kendimden bahsedeceğim. O sıkıcı kısımları geçip sonra yaban veyahut da birilerimiz konuşmaya başlayacağız. Emre'nin bıraktığı yerden devam edeyim. Ben de aslında bir şehir insanıyım aslında. Yaban hayatta işte birazcık da ücra dünyayla diyeyim. Ben birazcık yaban kelimesi üstüne de düşündüm. Daha doğrusu bir gün üstüne düşündüm buraya gelmeden önce. Ondan da bahsedeceğim. Ama ben de bir şehir insanıyım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Hayatım hep şehirde geçti. Şehir merkezinde geçti. Ve doğayla ilişkim gittiğim tatillerdeki ağaç, çiçek, böcek veyahut da vergin toplumun kadardır. Öyle çok aman aman çılgın bir şey hayatım olmamıştı belli bir noktada. O sebepten dolayı
böcekler, hayvanlar hepsi gece hareketlerler. Gece avlanıyor bazı hayvanlar falan filan. Yaptım. Sıtı geliyor falan. Bir şey geliyor. Böyle gerginim sürekli. Sabaha kadar uyuyamadım doğru düzgün. Böyle hamakta zaten koza gibi bir şey. Böyle dönmeye çalışıyorum. Alışmamışım. İlk gecem çok gergin bir süreç. Sabah uyandım dedim ki ben bir sisli bir sabah. Gün doğarken yani. Uyandım dediğim böyle tilki sürekli. Bu sesin kaynağı bakacağım. Delireceğim yoksa. Elime böyle sopa aldım. Baktım. Tavuk. Bütün gece tavuğun çıkarttığı sesten korkarak uyuyamamayı başarmışım. Ondan sonra insanlar geldiler. İşte bu fotoğrafı o sabah çekmiştim. Uykumun karşısında. Sabah böyle koruma alanında yürüyorum. Böyle bir ufak köprü var. Bunun fotoğrafını çektim. Benim Amazon'da en sevdiğim fotoğraflardan biridir. Hatta fotoğrafı daha sonra The Guardian gazetesi falan da aldı, kullandı. Bence çok bu sabahın hissini anlatan bir fotoğraf. Çünkü yürüdüm. Sonra şeyi fark ettim. Ne kadar cahil olduğumu ve ne kadar aslında çevremi tanımadım. Yani ve sonra bir ay boyunca sordum. Sürekli sordum. Bu ne? Buna, bu ne? Bu ne? Gerçekten çocuk gibi. Ve öğrendim. Öğrenmeye başladıkça da o korkularımdan kurtulmaya başladım. Yani ilk hafta yine açık mutfakta yemek yapıyoruz. Tencereyi bir açtım. Böyle bir tarantula. Zıpladım geri yani her normal insanın yapacağı gibi. Normal bu arada tırnak içinde kullanıyor. Evet dur. Bu olmasa biz burada ne yemek yiyebiliriz ne bir şey yapabiliriz. Tarantulanın inanılmaz bir böcek temizleyici olduğunu o zaman öğrendim. İnsanda hiç aslında alakası olmayan, insana zarar vermeyen falan bir canlı olduğunu o zaman öğrendim. Üç gün sonra yol turma olanınız vardı böyle etrafı tellerle çevrili. Duvar düşünmeyin. Ondan sonra orada bir tane bulduk. Sopayla dürterek en sonunda hayvanı dışarı attım. Üç gün önce beni geri zıplatan bir canlı da anlatıyor. İnsan öğrendikçe aslında yaban çok acayip de bir okul. İnsana birçok şey öğretiyor ve sormayı bilirsiniz, bakmayı bilirsiniz, anlamayı bilirsiniz ve onun düşman bir işbirliği yapacağınız bir unsur olarak görürseniz size çok acayip kapılar açabilen bir okul aslında. Burası Patagonya. Patagonya gerçekten benim yalnız okulum diyebilirim. Çok edebi bir anlam çıkartmayın bunlar. Çünkü bir buçuk ay boyunca Patagonya'da tek başıma çadırda kaldım ben. Çeşitli milli parklarda yürüyerek, şey yaparak, koşarak böyle bir mikro çantayla. Ve hayatımın en güzel deneyimiydi. Burası Cerro Torre denilen bir dağ. Dağcılar için, kaya tırmanışları için böyle Everest'e çıkmak gibi bir şeydi buna çıkmak. Gördüğünüz böyle aşağı yukarı 2000 metrelik bir granit kule. Üstünde de buzul var, altında da buzul gölü var gördüğünüz üzere. Ben çocukluğumda falan çok fazla kamp yapmış bir insan değilim. Geri veya geri kamp yapmışımdır. Kamp konforsuz bir şeydir. Rahatsızdır. Uksulunda dönemezsin. O mat iner bazen gece veya da mat değil başka bir şey seversin. Sesler duyarsın. Rahatsız edici bir şeydir yani. Evet. Ve çok da ilgim olan bir şeydi. Çok hoşuma gitmemişti ama belli bölgelere gidebilmek için ve bazı yerlerde uyanabilmek için kamp yapmaya başladım. İlk kamp deneyimim gerçek böyle yabandaki kamp deneyimim Kanada'daydı. Çok tecrübeli bir arkadaşım da bana yol yordam gösterdi. Ve o zaman sevmeye başladım. Çünkü bana yani sabah diyor şeyi açtığım noktada karşılaştığım manzarayı herhangi bir otelde, pansiyonda, hostelde veya Airbnb'de bulma şansım yoktu. Bu birazcık hayat al-ver meselesi bana göre ve hep ödediğim bedel karşısında çok iyi bir geri dönüş aldığımı düşündüğüm bir şeydi. Ve orada çok fazla düşündüm. Yani insanın aslında ne kadar basitle yetinebileceği, ne kadar ufak hayatlar kurabileceği. Bir buçuk ay boyunca bayağı, biraz daha göreceksiniz çadırın başka bir coğrafyada. Ufacık bir çadırın içinde yaşadım. Ufacık bir kamp ocağım vardı. Buzul gölünden su alıp, işte kuskus veya makarna yaptım. Ondan sonra böyle öğrenmiştim
edebiyata da baktığınız zaman işte Lord of the Rings adamlar yani, atıyorlar yani. Çünkü tek yok edici şey o. O yüzü yok edebilecek şey. Bu fotoğrafı gece çekmek için gündüz tabii tırmandık. Sonra burada kamp yaptık. Bu volkan aşağı yukarı 15 dakikada bir patlıyor ve çok acayip bir görüntü. Yani umarım hayatta herkes bir gün bir aktif volkan görebilme şansına sahip olur. Aktif volkan dediğim şey böyle ağırdı aslında. Anadolu'daki bütün volkanlar hala aktif. Çünkü bir volkanın aktif olarak nitelendirilmemesi için 10.000 yıllık süre lazım. Onların hepsi ağrı en son 1700'lerin sonunda falan patlayacaktı. Aktif volkan ama yani püsküren veya da tüten volkan görmenizi isterim. Çünkü ne kadar küçük olduğumuzu anlatıyor. Yani şu arkadaşım bir pufuyla bundan 2 sene önce bir köy yok oldu. Başak köyü 100 kişi. Puf, patlama değil. Şey, gerçekten bu tip şeyler doğadaki, yabandaki bu tip şeylerden ne kadar zavallı olduğumuzu da böyle gösteriyor. Ne kadar yaptığımız kavgaların manasızlığını ve insan hırsız ve egosuz yaşayamaz ama bunu da kontrol edilebilir noktadan çıkarttığınız zaman ne kadar zararlı olabilirsiniz. Hepimiz iş yapıyoruz, özellikle yaratıcı işler yapıyorsunuz vesaire. Egosuz zaten hiçbir şey yapamazsınız. Ben şey değilim. Egolarınızdan kurtulun falan gibi şeyler söylemeyeceğim size ama bu arkadaşlar egolarınıza çok törpü getiriyor. Çünkü diyorsun ki ya ben inançlı bir insan değilim ama bir devri daim var öbeden devri daim de mikron değilim yani gerçekten çok acayip bir gerçeklikle karşılaşıyorsunuz burada. Ben işimden dolayı da çeşitli böyle aktif volkanların kraterlerine kadar girdim. Ve şeyi hissediyorum. Şu yerin altındaki şeydeki en ufak bir hareketlilik benim zerremi bırakmayacağım. İşte. Çok acayip bir his. Ve o yüzden bu fotoğraflara geri dönüp baktığımda hep bende bu hissi oluşturuyor. Yani öyle bir şey var ki aşağıda, yani şu anda da altımızda. Bizi dünyadan da silebilir, bir sürü şey yapmamızı da sağlayabilir. O yüzden bu da benim için çok büyük bir tecrübe. Burası da Ağrı'nın zirvesi. Ben bunu geçen sene yaptım ve yüksek irtifa çok sevdiğim bir şey. Giderim, bu sene tekrar edeceğim. Ama yüksek irtifada bulunmak çok da hoş bir şey. Mideniz bulanır, başınız ağrır. Çünkü oksijen seviyesi düşer havada. Böyle yorucudur, çok yorulursunuz. Vücudunuz sürekli indir beni, indir beni diye sinyal verir. Beyninize tıftın gitmeniz var vesaire. Bir sürü saçma sapan şey var. Ama neden gidiyoruz? Çünkü orada karşılaştığımız şey, orada soluduğumuz hava, orada gördüğümüz şey hiçbir şeye benzemiyor. Bence hepimizin aradığı değişiklik ve farklılık ihtiyacına cevap verecek Grönland bahsettiğim bu mezar hikayesi. Svalbard'da insan gömmek yasak bayağı son kargo, son seyahat Norveç'in ana karasına gönderebiliyorsunuz gömmek için. Bu kadar mücadele edilemeyecek gibi görünen bir dünyadan bahsediyorum. Zaten onlar da mücadele ediyorlar. Adapte oluyorlar. Uyum sağlıyorlar. Oradaki canlıları izliyorlar. Ya bu adam neyi? Bu adam neyle biz? İşte bu hayvan ne yapıyor? Ne zaman uyuyor? Ne zaman uyuyor? Doğada çok sevdiğim bir laf var. Ben ayıları çok severim. Eğer bir gün doğada kalırsanız böyle ayı ne yiyorsa onu yiyin derler. Çünkü hayvanlar yanılıyor olamaz. Çünkü ona içgüdüleriyle ve tecrübeleriyle çok acayip bir know-how olarak ediliyorlar doğada. O yüzden biz ne kadar doğayı taklit edersek, onunla uyum sağlarsak o kadar mutlu oluruz. Benim sertlerimden aldığım dersler kısaca böyleydi. Çok da umarım canınızı sıkmamışımdır. Bütün sorularınızı açayım. Çok da uzatmak istemiyorum, süreyi de çok aşmadan bitirdim sanırım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sorularınızı açayım istediğiniz gibi. Ben şey mi, yani nasıl diyeyim, doğada olma fikrini çok merak ediyorum, istiyorum ama bilgim yok, tecrübem de yok. Bir, hani
bu bilgileri doğada yaşam becerileri geliştirmek için bilgiyi, beceriyi nasıl edinebilirim? Bir de mesela bu bilgi ve becerileri edindiğinde korkularının nasıl azaldığından bahsetmişti. Hani bir de onun yanında özgürlük hissinde nasıl bir değişim oldu? Şöyle, benim bir teorim var. Bence artık günümüzde YouTube'da açık kanal oynuyorduk bile öğrenebiliriz yani. Bir onu söyleyeyim. Çok acayip bilgi havuzumuz var. Ve bu hakikaten bize çok büyük avantaj sağlıyor. Sanmıyorum ki çadırını alıp gerçekten Moğolistan steplerinde kamp yapmaya gidesin. Ya bence en basiti bir hafta sonu yakındaki bir yerden keşfetmeye başlayarak bu süreci başlatabilirsin. O sürecin başında şey de var. Aç kalmak, susuz kalmak, kafana yağmur yemek, üşümek. Bunların hepsi var. Ama bunları elinde sonunda ölmezse kalırsan sonra bir yerlerde çıkma anlatacağın hikaye dönüşüyor. İşte oradan birazcık tırsıyorum. Çünkü yani doğada olmana şakası yok. Yani bir şey abi, olur. Tolere edilebilecek bir yere gidersin. Yani ilk kampı bitiriyorsa yaparsın. Bir sene sonra bakmışsın çok okup bir yerdesin. Dağdasın, bayırdasın. Yani bu veyahut da risk alırsın bir yere gidersin. Tecrübeli birileriyle öğrenirsin. Bu gerçekten bir öğrenme süreci. Yani şey nasıl önce yemek yiyoruz, sonra yürümeye başlıyoruz, sonra koşuyoruz falan filan. Bu da öyle bir şey. Ya ben de gittiğimde kazık çakmayı bilmiyorum, çadırı kazık çakmayı. Hala biliyor değilim. Yani hala öğrenmesi bitmeyen bir süreç. Yani gerçekten başına bir şeyler gele gele, çözüm bula bula. Veyahut da ya bu nasıl oluyormuş? Bu ne oluyormuş? Diye araştırarak oluyor. Gerçekten böyle kazanılan bir şey değil bu. Veyahut da evet oldum, öğrendim, ben eminim. Öyle bir durum yok. Başına her an her şey gelebilir. Her yerin şartı farklıdır. Ama dediğim gibi bunu öğrenmek artık çok kolaylaştı ve kolaydan başlayarak en azından sevip sevmediğini görebiliriz. Mesela bana şeyler geliyor Instagram'dan mesela. O kampa gideceğiz, ne eşya alalım? Eşya almayın. Biz. Eşya almayın. Git önce kampa mı gideceksin? İlk kampa mı gideceksin? Kesin vardır çevresinde ya. Bir çadır önce iste. Uyku tulumu iste. Yani o paraları vermeden önce bir seviyor musun, sevmiyor musun? Alma. Sonra let go'da satmaya çalışıyor herkes malları. Almış, çeyiz düzmüş böyle. Şeye gidiyor. Abi ben yerde yatamıyorum. O parayı vermeden önce düşünecek mi? Yani bizde şey yok bence biraz. Egolarımızdan dolayı bu yine. Bu şeylerden dolayı. Sormak yok. Sormuyoruz. Bir de ne? Ya bu iş nasıl yapılır? Vesaire. Çevremizde, abi ben kampa gideceğim, ne yapmam lazım falan filan. İhtiyacın ne? Nereye gideceksin? Ne yapacaksın? Şey, ezbere. Giriyor dekatlana, buluyor bütün malzemeleri. Gidiyor. Evde mesela öyle bir sürü hikaye dinliyorum yani. Çadırı nasıl kuracağını bilmiyor. Abi evinde hiç mi açık bir kurumadı ya? İçinde yatacağın şey, gece en temel şey barınma. Piramidin en dağı gibi yanına geçtim. Barınma. Kur çadırı bak şey yap. Ya bunlar hep tecrübe. Ve dediğim gibi bununla o kadar çok kaynak var ki. O kaynaklar gerçekten de çok güzel hazırlanmış. O yüzden ben bunu öneriyorum. Diğer kısma gelirsek özgürlük hissine ve korku kısmına. Ben hala korkuyorum. Ben geçen işte kampa gittim şey tarafına, Kartepe tarafında. Tek başıma. Kar da var. Böyle -3 falan. Yani soğuğa
yapıyorum. Aynı şeyi ifade ediyorsunuz fark etmiyor. Evet. Hayır, o, o vücudunun şey yapıyor, hangi saate kadar uyumam gerekiyor, vücudun karar vermesiyor. Ben de mesela şeyi atıyorum, normalde çok uyuyan biri zaten değilim. 11'e kadar uyursam günü kaçırdığım için mutsuz olacağım. Ve hissettiğim için o özgürlüğüm elinden alınmasın diye kendim karar veriyorum. Enteresan. Yani ben de zaten 11'e kadar uyumak değil söylediğim şey ama yani her sabah 7'de kalkıp bir şey yapma zorunluluğu aslında var. Ben de o seçim, seçimden dolayı da özgürlük gibi geliyor. Özgürlük yani. Şey yok. 6 milyar insan, ya 8 milyar insan, 6 milyar, 8 milyar insan var, 8 milyar hayat var yani. Ben de başka bir şey söyleyeyim mi buradan? İşte, tamam. İyi şey dedin ya, aslında hiç böyle çocukken kamp yapmış, şey yapmış, doğaya gitmiş bir insan değildim. 30'undan sonra ulaştım. Oradaki o şey nerede? Patladı, çatladı. Ya birkaç tane çadır maceram oldu tabii. Ondan sonra şeyde falan ama hakiki ya vahşi demeyi ben sevmiyorum ya. Nasıl diyeyim, yabani de değil de daha ellenmemiş, daha ücra doğada kamp yapma şeyi deneyim aslında ilk Kanada'da psikiyatrik kampa gittim. Hiçbir şey yok, yanında gittim, kiraladım zaten. O kadar şey. Gittik bir de 3 gün yani, telefon çekmiyor falan. Ayı spreyiyle dolaşıyoruz. Ya ben korka korka. Yani, şiş yapıyor mu, ne geliyor mu diye falan kolluyorsun çünkü var. Hani işte bu da aslında insan. Ama zaten dünyada öyle bir şey var ki hayvan falan seni gördü mü kaçıyor. İnsanlar o kadar yok edici bir canlı ki dünyada kolay kolay bunlarla karşılaşmak. Ya ben öyle başladım ve çok şanslıyım, her şey yolunda gitti. Ve sevdim. Hani birazcık da ilk deneyimin keyfiyle alakalı, o yüzden dedim. Yani iyi hazırlanmak, sormak vesaire çok önemli. Şimdi götürüp de koşmaya başlamış bir insanı 40 kilometre maratona sokarsan adam der ki Allah cezanı versin seni. Hazırlanırsa 10, 12, 15. O başka bir şey. Hiçbir farkı yok. Ben şanslıydım, birazcık zordan başladım ama yanımda bana destek veren insanlar vardı. Aslında hikaye var. Bu işin çadırsız olur mu? Hamak kampı diye bir şey var. Hamak kuruyorsun, kiminlik geliyorsun. Ya sen de ne yapayım, bu üstüyü yatak mı vereceğiz ya? Hamak çok rahat bir şey. Ben kamp sevmiyorum ama doğayı, yaban hayatı merak ediyorum. Öyle söyleyeyim. Onlar hep mesela bir şey var. Bir tanesinde bir aile var. Geziyorlar, YouTube'da kanalları var. Atik diye. Şimdi karı koca bunlar geziyorlar. Ama onlar lüks geziyorlar. Çadırda yaşıyorlar. Şimdi kendi şeyleri var, bir araçlarına, çadırlar, şişmeler. O çadır evden daha rahat. Lüks olarak yaşıyorlar. Ama doğada yaşıyorlar. Orada bir takip edersen, senin kafandaki bir yaşam şeyi. Ama 12 kilometre yürüyerek bere gideceksin, o çadırı taşıyamazsınız. Bu mevzu var. Onlar arabalara gidiyorlar, orada indiriyorlar, zaten araba tanki dolduruyorlar her şeyi. Ya yok, yabancı niye bir rahat bir çadır yapamadınız? Var mı? Rahat çadır var ama kime göre rahat yani. Mesela benim çadır konfliktir, rahatlı. Çadırın hafif olması taşımak lazım. Yani sırtında taşıyorsun. Benim için içeride ayakta durabilmek mesela benim için dışarıda. Abi ona çadır diye otağı diyoruz zaten, o başka bir şey. O başka bir konu. Diyeceğim bir şey sorayım. Ya ben bir aklımda bir imge var. Bu Şamberi bir filminde hani fotoğraf çekerken o anın bozmaması için yani öyle bir an olduğunu hissediyor ki hani fotoğrafı çekmiyor. Öyle bir an yaşadın mı? Bu var, çok var. Süreçte yani evet, seni en çok etkileyen ya bu anı bozmayayım ya da bu anı zaten boz, ben ölümsüzleştiremiyorum. Hani zihnimde sadece kalabilir gibi bir şey yaşadın mı? Benim çok var. Bozmamak gibi. Telefonumu yakamadım. Ya bıraktım çok oradayım. Hadi bırak. Tabii. Yani o çünkü öyle bir şey diyorsun, ben çekmeyeceğim abi. Dünyanın bir fotoğrafı da olsa çekmeyeceğim diyorsun. Tutmayız, ilk gördüm fotoğraf çekmeyeceğim, izledim. Yani çünkü oraya bunları görmek için gittim, kameradan bakmak için gittim. Evet, kameradan bakmak ikinci anıydı. Ama şu arkadaşı görmeye gittim. Ve görme ayrıntımda çok net belli bir tane. Gittim, gördüm. Yani ben mesela turlarda hep şeyi söylerim.
önce bakın. Mesela bir yere gidiyoruz, çok acayip bir şey var. Ekrandan görmeyin onu. Çünkü karşısında duruyor zaten. Abi ekrandan zaten gördüm bugüne kadar defalarca gördüm. Bak, gör, sonra çek. Ben o kafadayım biraz. Belki eski kafalılık bu. Belki şey değil, doğru bir şey değil ama zaten ekrandan gördün defalarca. Ekranda gördüğün için oradasın. Artık ekranda görme. Bak geldin oraya. Para harcadın, vakit harcadın, enerji harcadın, fedakarlık yaptın. Gör onu. Mesela şey, görmek değil, biz birilerini göstermek için biliyoruz. Tamam, ikinci olsun ama. Zaten dedim, o fotoğraflar var. Eğer bir şey profesyonel fotoğrafçı değilse, ondan meslekten para kazanmıyorsa, anın keyfini çıkar. Ya ben para da kazanıyorum bari. Bunda da bir sıkıntı yok. Şey değil, hani mesela meslek olarak kazanıyorsun, fotoğrafçılıktan da bir şeyler kazanıyorsun. Bir fotoğrafçılıklar hakkım yok. Ben gezeceğim ama insan çok bakmayı sadece bir gezide değil, anı yaşarken, bir konsere giderken, otururken şey yaparken telefonla bakmıyorlar. Sadece kamera binlerce resim biriktiriyoruz. Hiçbir yerde kullanmıyorsun, en büyük sıkıntımız o. Niçin onu işte? Yaban diyoruz, yabana gider mesela şimdi yabana git dedi. Sen de büyük ihtimal onunla beraber GoPro'lar şeyler, gider mantığı. Çekil. Yaşa. Zaten yaban, bizim yabana kaçmak istememizin sebebi de o. Bizler şehir hayatını yaşamıyoruz artık. Çünkü hani ilk başta söyledim ya, belli sporların içerisinde hapsedilmişiz. Oradan yırtmak istiyoruz. Yaban onu sağlıyor. Ve tabii ki çok acayip bir kaçışı var. Ya şeyden biraz söyledim. Bizim geçen ay CreativeMornings'te şimdiydi konu. Ve hani anı yaşamak ve anı nasıl yaşayamadığımızı konuşarak yine o anı bir şekilde geçiştirdik. Yani öyle bir an temasıydı. Hani yaptığın turlarda gözlemlediğim için sence nasıl bir şey var? Hani kim, yani şimdi yaşayabiliyor mu insanlar ya da gidip geldikten sonra bir değişim görüyor musun? Hani dediğin turu dedim ya en başta yapıyorum gibi. Şöyle var. Bence insanlar, en azından benim karşılaştığım insanlar büyük oranda buna çok kıymet veriyorlar. Çünkü insanlar bunun farkına varmış durumda. Biz yaşamıyoruz. Biz bir yerden bir yere gidiyoruz, hareket ediyoruz, şey yiyoruz vesaire. Bir akışın içerisinde belirlenmiş rollerle, belirlenmiş işlerle, maaşlı çalışırken işin olsun hiç fark etmez. Ama seyahat dediğin şeyde bunun artık insanın tadını çıkartmak en azından bekarın ortasına başladılar. Hepsi değil. Evet. Yani böyle gezelim sallam. Şey. Ama başladılar. Çünkü bunun artık bir lütuf olduğunu bence insanlar fark ediyorlar. Yani, maalesef bu lütuf haline geldi çünkü. Öyle bir sıkıntı. O yüzden de yani sorunun başına dönersek var. Çünkü ben zaten ekrandan gördüğüm için oradayım. Önce kendim göreyim sonra kendimce yorumlayıp fotoğrafları olarak geçiyor bende de size. Ben şey merak ediyorum, böyle bu süreçte senin bedeninle ilişkine dair sence bir şeyler değişti mi? Çünkü böyle az önceki o çalar saat muhabbetinden de biraz
yabanda evcilleşmek. Çünkü insan daha çok kendisi oluyor. Burada kimse kendisi değil. Kimse bunu iddia etmesin. Herkesin çünkü işi var, kariyeri var, hayatı var, sosyal statüsü var, ailesi var, sevgilisi var. Bir sürü şey var. Ve bir sürü rolü oynamak zorunda gün içinde. Orada oynayacağınız tek rol var olmak aslında. Doğru bir şekilde. Onun getirdiği de acayip bir psikolojik rahatlama var yani. İşe gidiyorsun, işverensen patron rolünü aramak zorundasın. Çalışansan, ekibin varsa yönetici rolünü. Yönetici değilsen çalışan rolünü aramak zorundasın işte. Evde anne rolü, baba rolü, çocuk rolü, ebeveyn rolü. Bir sürü biniyor, işlemci çalışıyor. Çok acayip fazla şey var, şey işliyorsun. O da yoruyor insanı. Bence vücut bunlara reaksiyon veriyor. Yoksa hani ben çok biliyorum, ben yapabilirim mesela. Yani. şey, bu böyle şey bir mevzu o yüzden. Bence psikolojik.